Herkese merhabalar arkadaşlar. Tekuzeme hoş geldiniz. Merhabalar herkes, hoş geldi. 2025 YKS Tayfa. Tekuzem Öğrenci Koçu Rukiye Tuğba Buğa ben. Nasılsınız arkadaşlar? Hoş geldiniz Tekuzeme. Nasıl keyifler? Nasıl geçiyor hafta sonu? Sesim geliyor. Nasılsınız? Herkes hoş geldi. Duyamayanlar için tekrarlayayım. Tekuzem Öğrenci Koçu Rukiye Tuğba Buğa ben arkadaşlar. Yeni bir aya merhaba dedik. Hoş geldin Kasım Bebek. Güzelliklerle, neşenle, enerjinle, bol netlerinle gel bize dedik ve sonunda Kasım ayını getirdik arkadaşlar. Çok dikkat edin bu arada kendinize. Tam böyle hastalık ayları, mevsim geçişleri. Ben de çok iyiyim kıymetli öğrencilerim. Sizleri gördüm, daha da iyi oldum. Gayet iyiyim. Çok şükür keyfim yerinde. İnşallah hepiniz de çok 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 iyisinizdir. Bugünkü seminerimizde özellikle çalışmalarına henüz başlamayanlar ya da başlasalar dahi çok kaliteli bir programla ilerleyemeyen öğrencilerim için bazı taktiklerden bahsedeceğim. Yapay zeka sistemimiz üzerinden de örnek bir ders çalışma programı hazırlayacağım arkadaşlar. O yüzden herkes hazırsa, sıcak çayımızı, kahvemizi aldıysak, bütün dikkatler bendeyse seminerimiz başlıyor arkadaşlar. Hemen diyeceksiniz ki hocam bismillah semineri başlattık. Konu sayılarıyla başlattınız, bizi ürküttünüz diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar, bu seminer tamamen objektif bir seminer. Amacım gerçeklerle sizi yüzleştirmek. Amacım onlarla yüzleşip onlara uygun bir şekilde hareket edip galip olan tarafın siz olmasını sağlamak. Toplamda arkadaşlar TYT ve AYT'de dönem sonuna kadar 766 tane konudan sorumlusunuz. TYT'de 449, AYT'de 317 tane konudan sorumlusunuz arkadaşlar. Peki 766 konuyu yetiştirebilmek için nasıl bir planla ilerlemelisiniz? Şimdi gelin bunu birlikte ele alalım arkadaşlarım. Plandan önce kendimize inancımız, güvencimiz tap noktada olmak zorunda. Bu yıl bu sınavı başaracağımızı bilmemiz, emin olmamız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle bu sürece fiziksel ve mental olarak hazır olmanız gerekiyor. Çünkü YKS azim ve kararlılık isteyen bir sınav. Bu cümleyi lütfen hafife almayın arkadaşlar. Gerçekten azimli ve kararlı olmayan bir öğrenci bu zorlu süreci yönetemez ve sınavda da başarılı, üzülerek söylüyorum, olamaz. Unutmayın ki pes etmeyip umutsuzluğa kapılmadan azimle savaştığınızda, azimle çalıştığınızda, hayatınızın kalanında sevdiğiniz bir mesleği yapıp geçiminizi bu meslek üzerinden sağlayacaksınız. O kazananlardan biri neden siz olmayasınız arkadaşlar? Şimdi herkes yazsın bakalım, kimler nerelerden katılıyor? Hangi bölümleri hedefliyor? Kimler mezun? Kimler ilk kez sınava girecek? Biraz tanışıp kaynaşalım. Yusufçum, hedef bölümün nedir? Hedeflerimizi de yazalım. Bekir sınava ilk kez giriyor. Tamam. Nereden katılıyorsun? Hedefin ne? Başka kimler nerelerden katılıyor? Yusuf'un hedefi bilgisayar mühendisliği, yani sayısalcı. Burçin Van'dan katılıyor. Sınava ilk kez girecek. Hedef eczacılık, sayısalcı. Ayşenur mezun, Diyarbakır'dan katılıyor. Hedefi hukuk, eşit ağırlık. Burak tıp istiyor, mezuna kalmış sanıyorum. Evet, geçen yıl tıp olmuyor diye tekrar hazırlanıyor. Burak'cığım seni tebrik ederim azminden dolayı. Güzel bir karar. Gaziantep mezun, Antakya. Çok Van'dan katılıyorum. İlk kez gireceğim. Hedefim hemşire. Çok güzel arkadaşlar. Aramızda sayısalcılar da var, eşit ağırlıkçılar da var. Sanıyorum sözelci yok. Hemşirelik mezun Şeyda'cığım, sen de sayısalcısın. Hira hocam, 10. sınıfım, bu sene TYT'yi bitirmek istiyorum. Hira'cığım seni alkışlıyorum, tebrik ederim. Erkenden yolu koyularak çok güzel bir aksiyon almışsın. Sözelci var mı Ayhancığım? Hangi bölümü hedefliyorsun? Bölüm hedefin nedir?
çalışmaya başlayanlar arkadaşlar gerçekten tebrik ediyorum. Harikasınız. Çok güzel bir karar vermişsiniz. Buna sınava girdiğinizde bu kararınızı iyi ki vermişim deyip pekiştireceksiniz. Kendinizi tebrik edeceksiniz. Çok güzel. O zaman tanışıp kaynaştıysak arkadaşlar gelelim bakalım derece yapmak için nelere ihtiyacımız var? Biraz bunlardan bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar gireceğiniz sınavı yani TYT ve AYT'yi çok iyi tanımaya ihtiyacınız var. Sonra kendinizi çok iyi tanımaya ihtiyacınız var. Öğrenme yapınızı keşfetmelisiniz arkadaşlar. Hangi derste hangi seviyede olduğunuzu bilmelisiniz. Derslerdeki mevcut seviyenizi bilmeye ihtiyacınız var. Ve verimli bir ders çalışma programına ihtiyacınız var. Bu programın sürekliliğini sağlamaya ve programdaki performansınızı ölçmeye ihtiyacınız var kıymetli öğrencilerim. Gelin bakalım bu ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağız? Bu konunun üzerine biraz eğilelim. Öncelikle gireceğimiz sınavı tanıyor muyuz? Evet, size sordum. Bölüm hedeflerinizi sordum. Hangi alandan gireceğinizi sordum. Ya da ilk kez mi gireceksiniz, tecrübeniz var mı? Bunları sordum ama bunlar yetmez. Gireceğimiz sınavı ne demiştim? İlk koşul. Çok ama çok iyi tanıyacağız. Nedir bu YKS arkadaşlar? YKS üniversiteye giriş sınavı. Birden fazla oturumda gerçekleşiyor. Yerleşmek istediğimiz bölüme göre almamız gereken puanlar ve girmemiz gereken sıralamalar değişkenlik gösterebiliyor. Bölümlerimize göre girdiğimiz sınavın türü de değişebiliyor. Örneğin AYT'de sayısal, sözel, eşit ağırlık gibi üç farklı oturum var. Ya da yabancı dil, mütercim, tercümanlık gibi İngilizce öğretmenliği, Fransızca edebiyatı gibi, Arapça gibi bu tarz yabancı dil bölümleri içinde AYT yerine yabancı dil testine girmeniz ve buradan yüksek bir net elde etmeniz gerekiyor. Tabii ki de kıymetli öğrencilerim, ilk oturum zorunlu. Yani TYT'ye herkes girmek zorunda. Hatta bazı öğrencilerin hedefi 2 yıllık bölümler olduğu için sadece TYT puanı ve sıralamasıyla 2 yıllık bölüme yerleşebiliyor. AYT'ye ya da YDT'ye girmeye ihtiyacı kalmayabiliyor. TYT toplamda arkadaşlar 120 sorudan oluşuyor. Sınav süremiz 135 dakika. Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümleri TYT puan türüyle alım yapıyor. AYT kendi içinde 3'e ayrılıyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık. Toplamda 160 sorudan oluşuyor. 180 dakikalık bir süremiz oluyor. Ve üniversitelerin 4 yıllık bölümleri için AYT puanınızın %60'ı, TYT puanınızın %40'ı hesaplanıyor kıymetli öğrencilerim. Ve AYT'de matematik, fen bilimleri, Türk dili ve sosyal bilimleri ve sosyal bilimleri 2 şeklinde ayrımlar var. Bütün bu derslerden sorumlusunuz arkadaşlar. Geliyorum YDT'ye. YDT yabancı dil testi. Burada da toplamda 80 sorudan sorumlusunuz. Toplam sınav süremiz 120 dakika. Üniversitelerin 4 yıllık yabancı dil yani lisans bölümlerinde YDT puanının %60'ı, TYT puanının ise %40'ı hesaplanıyor arkadaşlar. Şu an sanıyorum sesim az geliyor. Hemen mikrofonuma müdahale ediyorum. Arkadaşlarım şu an sesim nasıl? Gayet iyi geliyor değil mi? Normalde de çok yüksek bir sesim vardır ama iyi geliyor olması gerekiyor. Harika. Anlaşılıyor. Geliyor sesim. Çok güzel. O zaman kaldığımız yerden devam ediyoruz kıymetli öğrencilerim. Tabii ki de sadece gireceğimiz sınavı biliyor oluşumuz, sınavı tanıyor oluşumuz anlamına gelmiyor. Sınavda başarı sıralamasının şartını da unutmamamız gerekiyor kıymetli arkadaşlarım. YKS'ye giren öğrenciler sınav sonuçlarına göre tercih yapma imkanına sahiptir. Ancak bazı bölümler vardır ki başarı sıralaması şartı gibi
kurallara tabidir. Başarı sıralaması şartı ilgili puan türünde belirli bir sıralamanın üzerinde olmayan o adayların bu bölümü tercih etmelerini engeller. Yani etmemelerini sağlar. Tercih edemeyiz arkadaşlar. Mesela içimizde hedefi tıp fakültesi olan öğrencilerim vardı. Yani ne demek oluyor bu? Sayısalda ilk 50 bine girmek zorundayım. Diş hekimliğimde sayısalda ilk 80 bine girmek zorundayım. Eczacılıkta sayısalda ilk 100 bine girmek zorundayım. Hukuk fakültesinde eşit ağırlıkta ilk 125 bine girmek zorundayım. Mimarlıkta sayısalda ilk 250 bine girmek zorundayım. Bütün öğretmenlik bölümlerinde tamamının eğitim fakültelerinde ilk 300 bin sıralaması şartı var. Mühendislikte de arkadaşlar sayısalda ilk 300 bine girmek zorundayım. Girmemiz gerekiyor. Girme zorunluluğumuz var. Şimdi artık sınavı biraz daha iyi tanıdıysak gelelim bu kısımda okları kendimize çevirelim. Yani kendimizi öğrenci olarak ne kadar iyi tanıyoruz? Ya da aslında belki de kendi özelliklerimizi objektif olarak değerlendiremiyor muyuz? Bu soruları kendinize sormanızı isteyeceğim. Çünkü bu süreç oldukça uzun soluklu, zorlu ve meşakkatli bir süreç arkadaşlar. Bu süreçte çok çalışmak değil, verimli çalışmak önemli ve evet her öğrenci öğrenir ancak her öğrenci farklı öğretim yöntem teknikleriyle öğrenir. Bu sebeple verimli çalışmak için kendi öğrenme yapımıza uygun çalışmamız gerekiyor. Mesela ekranda TEKÜZEM'in kayıtlı öğrencilerinden biri olan Ayla'nın öğrenme yapısının sonuçları çıktı. TEKÜZEM'in özel eğitim analizi testleri var arkadaşlar. Bu testlere giren Ayla sonuçlarını inceliyor. Sizin de Ayla'nın sonuçlarını incelemenizi isteyeceğim. Bakalım hangi özellikleri sizin daha çok dikkatinizi çekecek. Herkes 10 saniye Ayla'nın öğrenme karnesine bir baksın bakalım. Hangi özellikler dikkatinizi çekecek? Chat paneline yazdım. Bekliyorum. 10 saniye süremiz başladı. Dikkat dağınıklığı. Güzel. Stres. Yine güzel bir noktaya değindik. Ama bunları yorumlayın da sanki bir öğrenci koçuymuşsunuz gibi diyelim ki bu karnede bir öğrenci karşınıza geldi. O öğrenciye neler söylerdiniz? Ya da bu öğrenci siz olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada TEKÜZEM'in eğitim analizlerine girmeyen çok şeyi kaybeder. Girenler çok şanslı, sonuçlarını mutlaka incelesinler. Girmeyenlerin de ilk ödevi seminer sonrasında hemen bu analizleri çözmek olacak. Mesela şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Analize genel hatlarıyla baktığımız zaman bazı özelliklerin yeşil, bazı özelliklerin mavi, bazı özelliklerin kırmızı çıktığını görüyorum. Kırmızı her zaman ne renktir arkadaşlar? Harekete geçirici aksiyon rengidir. Aslında bir alarm rengidir kırmızı. Yani kırmızı eşittir iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken değerlerdir. Dolayısıyla ben Ayla'nın sonucuna baktığımda unutma hızının yüksek olduğunu yani kırmızı değerde olduğunu görüyorum. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Ayla öğrendiği bilgileri çabucak unutuyor. Yani Ayla unutmamak için sık tekrar yapmalı demek olmuyor mu arkadaşlar? Oluyor değil mi? Geliyorum bir diğer kırmızı değerime. Ayla'nın stres seviyesi yüksek. Yani Ayla stresli bir öğrenci. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Hazırlık sürecinde stresli olan bir öğrenci neden stresli olabilir? Başaramayacağını düşündüğü için, programına güvendiği için, istediği bir programına güvenmediği için, istediği verimlilikte ders çalışamadığı için, bir yol haritası olmadığı için, kendine güvenmediği için yani stresimiz güvensiz ortamlarda meydana çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla eğer hazırlık sürecinde stres düzeyiniz yüksekse kesinlikle yolunda
gitmeyen bir şeyler var diyebiliriz. Ama bununla birlikte Ayla'nın çok olumlu özellikleri de var. Mesela öğrenme hızı yüksek. Bu ne demek oluyor? Ayla çabucak öğrenebiliyor. Ayla bir konuyu 3 kere, 5 kere, 10 kere çalışmak zorunda değil. Ayla tek seferde dikkatini verdiğinde öğreniyor. Ama Ayla çabuk da unutuyor. Yani çabuk öğrenip çabuk unutuyorsa sürekli tekrar yapıp öğrendiği bilgileri zihninde tutmak zorunda ki dereceyle istediği bölüme yerleşsin. Anlama oranı yüksek, aile hızlı kavrayan bir öğrenci. Ya da ailenin öğrenme stili görsel. Bu ne demek arkadaşlar? Öğrenme stillerinin ne olduğunu bilenler var mı aramızda? Mesela görsel, dokunsal, işitsel, karma, bunlar hep öğrenme stilleri ve her birimizde farklı stiller daha baskın. Ben tamamen görsel bir öğrenciyim. Benim zihnim bir fotoğraf makinesi gibi çalışıyor. Gördüğüm bilgileri hafızamda daha sık tutuyorum, daha uzun süre tutuyorum. Duyduğum bilgiler hemen gidebiliyor gibi. Mesela Ayla'nın öğrenme yapısı görselse, Ayla görsel öğrenme yapısına uygun bir çalışma yapmak zorunda. Ya da Ayla'nın zeka tipi sayısalsa Ayla ezberlememeli. Ayla mantığına yatırım yapmalı, mantığına hizmet etmeli. Ayla'nın öğrenme yöntemi mantığa dayalı gibi 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 arkadaşlar. Tek üzerine kayıt olan öğrenciler bu kadar detaylı olarak analizlerden geçiyorlar. Biz öğrencimizin bütün özelliklerini tek tek ölçüp ona göre doğru yönlendirmelerde bulunuyoruz arkadaşlar. İşte başarmak bu koşulları sağladığımızda hiç de zor değil aslında. Şimdi geliyorum. Gülcan'cığım, hiçbiri yok diye bir şey olamaz. Biri daha baskındır. Biri olmak zorunda. Üçüncü derece yaptıracak koşulum neydi arkadaşlar? Mevcut seviyemizi bilmek zorundayız. Bir diğer ismiyle bana göre parantez içinde eksik analizi yapılmak zorunda. Şu an Kasım ayına geldik. Kimler ders çalışmaya başlamadan önce her konudaki seviyesini ölçtü? Kimler hangi konularda eksiklik yaşadığını biliyor? Açık bir şekilde bana yanıt verebilirsiniz arkadaşlar. Kimse. Aynen öyle. Ben bireysel olarak öğrenci koçluğu da yapıyorum ve rehberlik uzmanlığı da yapıyorum. Şu ana kadar, bu yıla kadar benim görüştüğüm hiçbir öğrenci arkadaşlar bana şunu söylemedi. Hocam, ben kendime bir program hazırlarken önce eksik analizi yapıyorum. En çok nerelerde eksiksem oraları önceliklendiriyorum. Ben bunu hiçbir öğrenciden duymadım arkadaşlar. Hiçbir öğrenci ölçüm yapmıyor. Gelişi güzel. Sıfırdan başlıyorum hocam. Diyorum ki ya sıfır değilsem, ya o konuda o kadar geride değilsem, bu kadar vaktin var mı diyorum. Ya da diyor ki hocam, orta level'dan tekrardan başlıyorum. Zaten mezunum. Geçen yıl az çok zaten çalıştım. Peki diyorum, çalışman eşittir öğrendiğin anlamına mı geliyor? Hayır. Arkadaşlar, çalışmaya başlamadan önce, kendinize program hazırlamadan önce kesinlikle her konudaki mevcut seviyenizi öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü her derste ve hatta her konuda seviyeniz farklı. Seviyenizi bildiğiniz zaman hangi derste ne çalışma yapacağınızı da bilirsiniz. Zamanınızı buna göre planlarsınız. Hem daha verimli çalışmış olursunuz, hem de zamanda tasarruf etmiş olursunuz arkadaşlar. Herkes ekrandaki görsele 10 saniye baksın. Merdivendeki şirin öğrenciye 10 saniye bakalım. Yorum yapmak isteyen bu sırada yorum yapabilir. Bakalım kimler bu görselden ne anladılar? Evet Burçin'cim, zaten kimse ölçmen gerektiğini söylemiyor. Asıl sorun bu. Asıl eksiklik bu arkadaşlar. Dershaneye de kayıt olsanız, farklı kurumlara da kayıt olsanız, hiçbir kurumun temel mantığında senin seviyeni ölçmek ve seni tanımak yok. Onların bir eğitimleri var. Herkes bu eğitime geliyor. Ama ihtiyacı var, ama yok.
geçerli değil, hiç önemli değil. Herkes aynı eğitime tabi oluyor. Kimileri bu eğitimden başarıyla ayrılıyor, kimi başarıyla ayrılamıyor. Kimi belki de kontenjana bile giremiyor. Belki o sıralamaya girmeyi bırak, belki de hedeflediği puanın bile çok çok altında bir puan alabiliyor. Arkadaşlar, görsel için ayırdığım sürenin sonuna geldik. Bu görsel bize şunu anlatıyor. Görselin en sonunda bir kupa var. Yani o kupa benim hedeflediğim bölüm. Yani kazanmak. En sonunda kazanmak var. Hepimizin varmak istediği yer. Ama kazanmaya giden yolda 5 tane de basamak var. Ve bu basamakların bir de isimleri var. Ve bu isimlere göre bu basamaklarda yapmam gerekenler de var. Mesela birinci basamakta olan öğrencim diyor ki temel, yani temel seviyede ön hazırlık yapacak diyor. Çünkü hedefine çok uzaktasın. 5 basamak geridesin. Önce ön hazırlık yapacaksın. İkinci basamakta olan öğrencim konu anlatımı seviyesinde 2'de ve başlangıç seviyesinde konu anlatımı yapacak. Üçüncü basamağa çıktığımda artık üçüncü seviyedeyim, tekrar düzeyindeyim, orta seviyesindeyim. Dördüncü basamakta ileri seviyedeyim, alıştırma soru çözümü yapmalıyım. Beşinci basamakta üst seviyedeyim, pekiştirme soru çözümü yapmaya ihtiyacım var. Yani hedefine olan uzaklığına göre yapacağın çalışma değişir. Hedefine olan uzaklığını bilmiyorsan yaptığın hiçbir çalışmadan verim alamazsın. Anlaştık mı? Şimdi geliyorum. Peki hocam, artık seviyelerimizi tespit ettik. Her konuda tek üzerine kayıt olduk. Her konuda ayrı 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 seviye belirleme sınavlarına girdik. Ve artık seviyelerimiz çıktı. Peki biz bu seviyelere göre ne çalışacağız ve nereden çalışacağız? Nasıl çalışacağız? Arkadaşlar, tek düzleme kayıt olursanız bunları sizin düşünmenize hiç gerek yok. Çünkü sizin akıllı bir sanal koçunuz var. Yapay zeka destekli akıllı bir koç bu. İsmi Tekes, Tek Eğitim Sistemi. Bu koç size seviyenize göre ne zaman ne çalışmanız gerektiğini, nereden çalışmanız gerektiğini söylüyor. Yani diyor ki Bekir, sen matematikte temel seviyedesin. Git ve ön hazırlık videosunu izle çünkü senin buna ihtiyacın var. Ya da diyor ki Burçin, sen coğrafyada başlangıç seviyesindesin. Detaylı konu anlatımına ihtiyacın var. Git ve bunun için özel hazırlanmış konu anlatım videosunu izle. Sonra diyor ki Ayşenur, sen kimyada üçüncü seviyedesin, yani tekrar seviyesindesin. Git ve buna özel hazırlanmış detaylı tekrar videosunu izle. Sonra diyor ki Yusuf, sen fizikte ileri seviyedesin, yani dördüncü basamaktasın. Senin artık yavaştan soru çözmeye geçmen gerekiyor. Git bunun için özel hazırlanan soruları çöz. Ya da diyor ki, örnek veriyorum arkadaşlar, Buse sen edebiyatta, AYT edebiyatta üst seviyedesin. Artık beşinci basamaktasın. Yani şu ekrandaki en üstteki çocuk. Yani kupaya bir adım var. Uzansa alacak, yani hedefe. Artık üst seviyedesin. Sen artık en zor kalıpta sorular çözebilirsin. Kimsenin yapamadığı soruları artık çözmeye hazırsın. Çıkmış sorular çözebilirsin. Artık hızını arttırman gerekiyor diyor ve git bunun için özel hazırlanmış pekiştirme soru çözümlerini çalış diyor. Yani arkadaşlar sizi hem tanıyor, hem ne yapmanız gerektiğini söylüyor, hem nereden bu çalışmayı yapmanız gerektiğini söylüyor, hem ne kadar bu çalışmayı yapmanız gerektiğini söylüyor. Yani böyle bir koç olabilir mi arkadaşlar? Eminim içinizde okulun, dershanenin rehberlik uzmanlığıyla görüşenler var. Hiçbir rehberlik uzmanı, ben dahil arkadaşlar, hiçbir öğrenci koçu sizin seviyenize özel bireysel bir yönlendirme yapmıyor. Yapamaz. Bunu ancak bir sistem yapabilir. Bizim sistemimiz gibi bir sistem yapabilir. Çünkü arkadaşlar hiçbir sistem yapay zekadan daha üstün değildir. Hiçbir
insan gücü de, hiçbir öğretmen gücü de yapay zekanın düşünmediği şeyleri düşünecek bir kapasitede değildir arkadaşlar. Bizler insanız öğretmenler olarak, sizler de insansınız öğrenciler olarak. Yanılma payınız, şaşma payınız tabii ki de var. Ama bu sınav riske atılabilecek bir sınav değil. Çünkü söz konusu olan şey geleceğimiz arkadaşlar. Yolun sonunda kazanmak var. İşinizi kesinlikle şansa bırakmayın ve asla riske atmayın. Şimdi geliyorum olmazsa olmaz dördüncü maddeme. Verimli bir ders çalışma programı hazırlamalısın. Peki bütün bu verdiğim bilgilerden sonra artık bazı şeylerin farkına vardınız ve biliyor olmanız gerekiyor. Sizce arkadaşlar ideal bir çalışma programı tüm bu söylediklerimi düşündüğünüzde nasıl olmalı? Madde bir, herkesten birer madde bekliyorum. İdeal bir çalışma programı nasıl olmalı? Çok güzel. Seviyeye göre tamam. Sırayla gidelim. Bir, verimli olmalı. İki, haklısınız YouTube'cum, Burçin'cim, seviyeye uygun olmalı. Üç, arkadaşlar program birkaç günlük bir program mı? Önümde var 7 ay. 7 ay sürdürülebilir. Akacak program. O kadar seveceksin. O kadar verimli olacak ki her gün çalışmak isteyeceksin. Yani sürdürülebilir olmalı. Dört, öz disiplin düzeyine, senin uyum gücüne uygun olmalı. Beş, programla alakalı performansının ölçülebiliyor olması gerekir. Sonuçları ölçülebilmeli. Altı, sürekliliği başladığı günden sınav tarihine kadar devam etmeli. Yedi arkadaşlar tabii ki de öğrenme yapımıza uygun olmalı. Benim unutma süreme uygun olmalı. Ona göre tekrar yapacağım. Benim öğrenme karakterime görsel miyim, dokunsal mıyım, işitsel miyim? Çabuk mu öğreniyorum, geç mi unutuyorum? Stresli miyim, kaygılı mıyım? Tabii ki de buna özel olmalı. Bunlar göz önünde bulundurulmalı. Ve en önemlisi kıymetli öğrencilerim, tabii ki de sizler biriciksiniz, özelsiniz ve teksiniz. Her birinizin hayalleri çok kıymetli. Hayallere giden yolda programınız tabii ki de size özel, kişiye özel olmalı arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Yapay zeka sisteminden örnek bir program hazırlamadan önce bazı önerilerde bulunacağım. Bu öneriler yıllardır öğretmenlik yaptığım için, artı öğrenci koçluğu yaptığım için çok ihtiyaç duyduğum öneriler. Çünkü geneli bunları göz önünde bulundurmuyor ve başarısız oluyor. Sizlerin yüksek genelde bulunmasını istemiyorum. Siz o kazanan azınlıkta, belki de %3 kazanma oranı arkadaşlar, bölümlerin yerleştirme oranı taş çatlasın %3, 4, 5 aralığında gidip geliyor. Yani 95 kişinin içinde değil de 5 kişinin içinde olmanı istiyorum. O yüzden lütfen bu söylediklerime çok ama çok dikkat edin. Anlaştık mı? Birincisi, bir başka öğrenciye ait bir programı uygulamayın arkadaşlar. Bu öğrenci derece dahi yapmış olsa, bu öğrenci Türkiye birincisi dahi olsa hiç önemli değil. Hiçbir şekilde bir başkasına başarıya ulaştıran program aynı başarıyı sizde de sağlayacak diye bir garanti yok. Böyle bir koşul kaide yok. Herkesin programı kendisine özel olmalı. Siz özel olmadığı sürece hiçbir programdan %100 verim beklemeyin. Programın sonunda kazanmayı da beklemeyin. İki arkadaşlar çalışırken kesinlikle ders atlamayın. Çünkü böyle bir lüksünüz yok. Bu sınava artık 3,5-4 milyon öğrenci giriyor. Ve geçen yıl sıfır çeken 60 binin üzerinde öğrenci oldu. Yani başarı oranı gittikçe azalıyor arkadaşlar. Gittikçe daha da kötüye gidiyoruz. Rakip sayısı artıyor. Türkiye genel net ortalaması düşüyor. Başarı oranı düşüyor. Kazanma oranı düşüyor. Neden? Çünkü herkes diyor ki hocam matematik yapmayacağım. Matematik çalışmayacağım. Matematiksiz de yaparım. Aman hocam paragraf çok zor. Çok sıkılıyorum. Paragraf yapmayacağım gibi söylemlere sahip olduğu için.
Açık ve net bir şekilde söylüyorum. YKS'den yüksek puan almak ve yerleşmek istiyorsanız bütün derslerdeki bütün eksikliklerinizi tamamlamak, kapatmak zorundasınız. Ve kesinlikle tekrarı ihmal etmiyorsunuz. Tekrar bilginin sigortasıdır. Nasıl çok kaliteli bir telefon alıyorsun, kaliteli bir ev alıyorsun, lüks bir araç alıyorsun, hemen gidip kaskosunu, sigortasını yaptırıyorsun. Çünkü o çok değerli. Ona zarar gelsin istemiyorsun. Peki bilgilerimiz değersiz mi arkadaşlar? O bilgileri öğrenmek için günlerce konu anlatım çalışıyorsunuz. Ama kimse geriye dönüp çalıştığı konunun tekrarını yapmıyor. Yapmadığı için unutuyor. Unuttukça sürekli yeni konular çalışıyor. Öğrenciye baksan sürekli ders çalışıyor ama netleri yerlerde öğrenmiyor. O yüzden söylüyorum, çok çalışmak eşittir çok öğrenmek demek değildir. Siz bir bilgiyi öğrendiğinizde o bilgi önce ön belleğe atılıyor. Eğer bu bilgiyi tekrar edip soru çözmezsen arka belleğe, kalıcı belleğe göndermiyorsun. Hep ön bellekte kalıyor. Yeni bir bilgi geldi, ön bellekte yer doldu. Çat 7 gün önceki bilgiyi atıyor. Çünkü neden? Sürekli sen yeni konu anlatımları çalışıyorsun. Bu gitti. Yarın yeni bir konu çalışıyorsun, 7 gün önceki gitti. Öbür gün çalışıyorsun, 7 gün önceki gitti. Yani altı delik bir vazo gibi buradan soluyorsun, buradan dökülüyor. Buradan soluyorsun, buradan dökülüyor. Haliyle kalıcı bellekte hiçbir bilgi olmadığı için sınava bomboş bilgiyle giriyorsun. Netlerin asla istediğin oranda yükselmiyor. Anladınız mı? O yüzden tekrar etmeyi kesinlikle ihmal etmiyoruz. Herkesin tekrar yapacağı süre kendisine özeldir. Bunun için unutmadığınızı bilmeniz gerekiyor. Yine yapay zeka koçluğuna kayıt olursanız bunu siz değil, bizim yapay zeka sistemimiz sizin için zaten düşünüyor. Sizi unutmanızı testini alıyor. Çıkan sonucunuza göre konu anlatımı çalışmasını yaptığınız bütün konuların tekrarlarını unutma hızınıza göre otomatik ders çalışma programınıza ekliyor ve size bunu çalıştırıyor arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Eğer hazırsak, dağılmadıysak, bütün dikkatler, gözler, kulaklar bende ise yapay zeka sistemine bir kez gireceğiz. Örnek bir ders çalışma programı benim için hazırlayacağız arkadaşlar. Seminerden sonra bu seminerde olan her öğrenci pazartesi gününe kadar kendine bir kereye mahsus yapay zeka sisteminden örnek bir program hazırlayabilecek. Sistemi ücretsiz bir şekilde test edebileceksiniz arkadaşlar. Ben şundan çok eminim. Sisteme giren, programın mantığını çözen her öğrencim kayıt olmak için beni arıyor. Hocam ben bu sistemden bir yıl boyunca faydalanmak istiyorum. Eminim siz de bu düşünceye zaten gireceksiniz arkadaşlar. O yüzden herkes hazırsa, bütün dikkatler bende ise, çayımız kahvemiz hala yanımızdaysa arkadaşlar, şimdi yapay zeka sistemine birlikte giriyoruz. Lütfen bütün adımlarımı dikkatli bir şekilde inceleyin. Çünkü seminer sonrası siz de aynı bu adımlarla giriş yapacaksınız. Burası neresi arkadaşlar? Sekozem'in giriş paneli. Burası da öğrenci girişi alanı. Şurada linkte sabitli kalsın. Tıklamayın. Tıklarsanız direkt linke gidersiniz. Her birinizin bu seminere katılmak için bir kullanıcı adı ve bir şifresi var. Her birinizin bir üyeliği var zaten. Şimdi geliyorum, kullanıcı adımı yazıyorum. Siz kendi kullanıcı adınızı yazacaksınız. Evet, giriş yapa tıkladım. Şimdi karşımda o müthiş, bu renge bayılıyorum bu arada. İnanılmaz böyle üç boyutlu ve böyle öğrenciyi içe çeken bir giriş alanı var arkadaşlar. Eminim siz de benimle benzer fikirdesinizdir zaten. Sayfamız açılıyor. YKS derece kadro yazan yerde sizin adınız ve soyadınız yazacak arkadaşlar. Bilgisayardan ya da laptop'tan girdiğinizde böyle göreceksiniz.
Girdiğinizde bu ekranı böyle göreceksiniz arkadaşlar. Telefon ekranı sıkıştırıyor. Bak, telefon ekranı böyle, menü buraya giriyor yani. Üç noktaya tıklıyorsun. Ama bilgisayar ekranı böyle. Ben bilgisayardan girdiğim için bu şekilde devam edeceğim. O çok bahsettiğim patenti Tekuzem'e ait olan, Türkiye'de başka hiçbir yerde öğrenme yapınızı ölçemeyeceğiniz eğitim analizim işte tam da burada. Bakın, zile tıklıyorum. Eğitim analizi 1. Tıkladım. Teste başla diyorum ve yapay zeka öğrenme karakterimi ölçüyor. Bu testi yaptığımda, testin de linkini atsın. Sabitli de kalsın. Seminer sonrası gerekirse bu linkleri kopyalarsınız. Teste başla diyerek çözüyorum. Tekuzem'e kayıt olursanız arkadaşlar, kayıt olduktan sonra zorunlu bir şekilde sorumlu olunan bütün derslerden tek tek seviye belirleme sınavlarına kayıt olan her öğrenci girmek zorunda ve giriyor. Bu neden? İkinci madde, seviyeni bilmen gerekiyor. Eksik analizi yapman gerekiyor demiştim ya. İşte bu maddeyi sağlıyor. Geldim. Bunu da diyelim yaptım. Tabii ki bunu siz şimdi yapamıyorsunuz. Kayıt olmadan yapamazsınız. Siz eğitim analizini yapabilirsiniz. Geliyorum çalışma takvimi 1'e. Burası arkadaşlar, Türkiye'de sadece Tekuzem'de uygulanan bireysel ders çalışma programını öğrenciye özel. Öğrencinin seviyesine, öğrenme yapısına, hedefe kalan süreye, hedefine olan uzaklığına göre günü gününe, saati saatine hazırlayan alan. Burası benim çalışma programımı yapacağım yer. Buraya tıkladım. Karşıma program derslerini seç, çalışma alanı belirle yazan iki tane mavi kutucuk geldi. Derslerimi kendim seçiyorum. Her şey bana özel arkadaşlar. Bu alan bireysel bir alan. Geldim, TYT ile başlayacağım. Tamamen örnek bir program bu arada. Çalışmak istediğim dersleri seçiyorum. Kaydediyorum. Çalışma alanı. Arkadaşlar, içinizde okula giden var, dershaneye giden var, işe giden var, evde sorumluluğu olan var. Dolayısıyla her birinizin çalışma saati aynı değil. Olamaz. Çünkü günlük sorumluluklarınız birbirinden farklı. Ama bir başka kurumda size özel bir program asla yok. Onların bir programı var. Ya uyarsın ya uyamazsın. Ama Tekuzem'de her öğrencinin saatine göre hazırlayabileceği özel bir programı var. Geliyorum. Programımı her gün için ayrı ayrı özel olarak yapabilirim. Hafta içi için ayrı, hafta sonu için bile ayrı yapabilirim arkadaşlar. Ben kendime iki program yapacağım. Hafta içi ve hafta sonu olarak ayrı ayrı. Hafta içi günde 5 saat çalışabileceğim. Hafta sonu akşam 6 ve 10 arasında çalışacağım. Burada tamamen günleri, saatleri kendinize göre seçiyorsunuz. Bakın, yapay zeka benim seviyeme göre yeterli süre oranımı hesapladı. Şu an verdiğim süre seviyeme göre yeterli. %113 oranında. Geliyorum, çalışma programı oluştura tıklıyorum. Şu an yapay zeka bütün analiz sonuçlarıma, SBS sonuçlarıma, hedef bölümüme olan uzaklığıma, sınava kaç gün kaldığına, hangi konuda ne çalışacağıma, ne kadar çalışacağıma hepsine karar veriyor. Şu an yapay zeka bütün verileri inceliyor ve ders çalışma programımı hazırladı. Takvime git diyorum. Karşıma saati saatine uyum sağlayacağım programım geliyor. Arkadaşlar, dikkat dağınıklığı düzeyinize göre molalarınız bile geliyor. Mesela dedi ki, Tuğba hocam, Türkçeden anlamına göre sözcükler, konu anlatımı çalışacaksın. 18 ve 18.36 dakikaları arasında tabii ki de ben kazanmak istiyorum. Ben derece istiyorum. Programa harfiyen uyum sağlayacağım. Neden? Bu program sadece bana özel hazırlandı. Bakın, şu an bu seminerde olan herkes örnek bir program yapacak. Herkesin programı birbirinden farklı olacak. Çünkü her birinizin seviyesi, öğrenme yapısı, hedef bölümü farklı.
Evet Burak'cığım, kayıtlar devam ediyor. Kayıtla ilgili bilgi aktaracağım. Gelelim bak, programa nasıl uyum sağlıyorum. Arkadaşlar biraz zihin fırtınası, beyin fırtınası yapalım. Zihnimizi yoklayalım. Konu anlatımı hangi seviyede olduğunda geliyordu? Kimler konu anlatım çalışıyordu? İkinci basamakta olanlar, merdiveni düşünün. İkinci basamakta neydi? Başlangıç, konu anlatımı. Yani demek oluyor ki ben Türkçe dersinde ikinci basamaktayım. Bu yüzden konu anlatımı çalışacağım. Ama Bekir seviye belirleme sınavına girdi. Türkçe'de iki değil, üçüncü basamakta çıktı. Bekir ne çalışacak? Tekrar çalışacak. Seviyen neyse sana onu çalıştırıyor. Tıkla. Çalışmaya başladı. Şimdi bütün dersler gelecek bak. Anlamına göre özellikler. Karşımda dersim. Kaç dakika çalışacağım yazıyor. Buradan çalışmamı yaptım. Gittim. Tıkladım. Ve tamamladım dedim. Yani yapay zeka beni takip ettiği için yaptığım çalışmaları tamamladığıma işaretlemek zorundayım. Bak, başla tamamladım. Başla dedim. Başladım tamam. Yani videoyu tamamladım. Tamamladım diyorum. Yapay zeka diyor ki bu çalışmayı tamamladın. Sıradaki çalışmaya geç. Peki sıradaki çalışmam ne? Mesela yarının programına bakalım. Ve arkadaşlar bunu her gün için bak, yarın felsefe terimi konu anlatımı diyor. Demek ki ben felsefede de ikinci level'dayım, başlangıç level'ındayım. Tıkla, çalışmaya başladı. Yusuf'cum bu alanın çıktısı alınamıyor. Burası yapay zekanın programı, dinamik bir program olduğu için bu program senin verimliliğine göre değişiyor. Bu normal bir öğretmenin hazırladığı bir program değil. Bu devasa bir program. Bu algoritmik bir program. O yüzden çıktısını alamazsınız arkadaşlar. Sistemden çalışacaksınız. Bak, felsefenin anlamını buradan çalıştım, değil mi? Gittim, tıkladım. Ve tamamladım dedim. Her gün sınava kadar bütün konuları sırayla konu anlatım, tekrar, soru çözümü, deneme olarak bana çalıştırıyor. Ve günlerime kadar bölüyor arkadaşlar. Tamamladım diyorum. Bu şekilde ilerleyerek tabii ki de başarılı oluruz değil mi arkadaşlar? Şu an sizin bir öğrenci olarak zaten eksik olduğunuz nokta ne çalışacağınızı bilememek değil mi? Ne kadar çalışacağını bilmiyorsun, ne çalışacağını bilmiyorsun, hangi dersleri kombinleyeceğini bilmiyorsun, ne kadar süre yeterli onu bile bilmiyorsun. Bak, yapay zeka benim seviyeme göre dedi ki şu kadar saat çalışmalısın. Senin seviyene göre daha çok ya da daha az isteyebilir. Her şey sana özel olmak zorunda arkadaşlar ve bununla bitmiyor. Biz kayıt olan bütün öğrencilerimiz arkadaşlar bütün bir yıllık güncel TYT ve AYT için, AYT'nin bütün branşları var bu arada. Eşit ağırlık, sayısal, sözel, hepsinin dijital PDF ders notlarını, Türkiye geneli deneme sınavlarını, konu tarama testleri, check-up testlerini, canlı ve video derslerini veriyoruz. Sadece yol haritası vermekle kalmıyoruz arkadaşlar. O yolda ihtiyacınız olan bütün içerikler bizim sistemimizde zaten var. Hatta eğer incelemek isterseniz bakın onları da göstereyim. Yusuf'cum canlı ders şeklinde yapılıyor. Canlı dersler video kayıt olarak da yükleniyor. Hem canlı hem video. Burak diyor ki hocam TYT, AYT sayısalı kaydolmak istiyorum. Hemen kayıtla ilgili bilgi aktaracağım. Bak burada bir önceki yılın bütün eğitimleri de hediye, 25'in dersleri direkt canlı artı video. Yani sistemimiz arkadaşlar çok geniş. Bütün içerikler var bu sistemin içerisinde. Bir öğrenci bu sistemi satın aldığında başka herhangi bir şeye ihtiyaç kalmıyor. Bakın, derslerin kalitesine bakın, görsel içeriğine bakın, hocamıza bakın. Ne kadar ilgi çekici, ne kadar öğrenciyi derste tutucu. Hocam ben TYT, AYT iştahla kayıt olmak istiyorum. Ailemle bir görüşürseniz iş bitecek gibi. Tabii ki de görüşürüz arkadaşlar. Şimdi gelelim tutar bilgisi vereyim. Şu an bu seminere özel. En geç pazartesi saat 15'e kadar geçerli %20 indirim var. Hiracım YouTube'da böyle bir program var mı? Ben hiç görmedim.
Ben bu programı değil YouTube'da, Türkiye'de binlerce olan uzaktan eğitim ve örgün eğitim kurumlarının hiçbirinde görmedim arkadaşlar. Siz de göremezsiniz çünkü bu sistemin patenti bizde. Sadece ve sadece tek uzamda. Başka her yeri arayın, sorun, görüştürün, görüşün, araştırın. Hiçbir kurumda bu sistem yok. Patenti bizde dediğim gibi. Şimdi geldim arkadaşlar. Bakın bu eğitim sayfasının linkini de atayım. Sayısal sözel eşit ağırlık. Bütün eğitimlerimiz arkadaşlar şu anda indirimde. Önümüzdeki haftada canlı derslerimiz başlıyor. 15 bin lira. Yapay zekada dahil. Ancak pazartesi gününe kadar seminerden kazandığınız indirimle kullanırsanız, indirimle kayıt olursanız %20 indirimli 12 bin liradan bir yıllık bütün eğitime kayıt olacaksınız. Sadece ve sadece 12 bin TL. 12 bin lira arkadaşlar, diğer kurumların bir aylık bedeli. Bir aylık, sadece bir aylık koçluk bedeli 12 bin. Düşünün. Yıllık hem yapay zeka koçunuz olacak, hem birebir canlı ve video dersler, denemeler, dijital kaynaklar, bütün ihtiyacınız olan içerikler de dahil olacak. Seminerden kazanılan indirim kontenjanla sınırlıdır. Sadece arkadaşlar ilk 10 kişi bu indirimden faydalanıp kayıt olabilecek. Pazartesi 15'e kadar indirimimiz devam edecek. Hemen sistem yöneticimden rica ediyorum. İlk 10 kişinin içerisine girmek için bu linke tıklamanız zorunlu. Aksi takdirde site tutarından kayıt olmanız gerekir. %20 indirim sadece ilk tıklayan 10 kişi için geçerli. Ailelerinizle bizi görüştürmek isterseniz linke tıkladığınızda bizim kurumsal WhatsApp numaramızın linki burası. Oraya yazabilirsiniz. Hocam ailemle görüşün. YKS öğrenci koçlarımız sizi arayacak. Kayıt işlemlerinizi onlarla birlikte tamamlayacaksınız arkadaşlar. Eğer kayıttan önce bana sormak istediğiniz sorular varsa şimdi sorun. Bütün soru işaretlerimizi yanıtlayalım. Çünkü bu link arkadaşlar kayıt linki. Tıkladığınızda YKS öğrenci koçumuz sizi arayıp %20 indirim kodunuzu sisteminizde tanımlayıp kayıt işlemlerinizi tamamlayacak. Sorularınız varsa buyurunuz, buradayım. Sorularınızı yanıtlamak için sizi bekliyorum. Müthiş bir sistem. Burçin, neden ailen onaylamaz? Bu arada çok fazla bir tıklama var şu anda. Son kişilerdeyiz, haberiniz olsun. Arkadaşlar bu sisteme kayıt olmayan bir öğretmeniniz olarak, bir ablanız olarak söylüyorum, çok şey kaybeder. Yani yüksek oranda eğer zihninizde şöyle düşünceler varsa, hocam kendim çalışırım, YouTube'dan çalışırım, işte oradan buradan program araklarım, çalarım, taklit ederim. Bunları yapan binlerce öğrenci var arkadaşlar ve birçoğu bir sonraki yıl yine bize ulaşıyor. Hocam keşke sizi dinleseydim diyor. Bir yıl gecikmeli kayıt oluyor. Kayıt olduğu yılda kazanıyor. Ha, ben sizin zamanınızı önemsiyorum. Sizin hayalleriniz en az benim hayallerim kadar kıymetli. Çünkü siz bizim geleceğimizsiniz arkadaşlar. Bir yıl boşuna denenmişi denemekle vakit kaybetmeyin. Bu kadar uygun, bu kadar güvenilir ve Türkiye'nin sadece tek özemde uygulanan bir sistemiyle, ki tek özemi araştırın arkadaşlar, Türkiye'de açılan ilk uzaktan eğitim kurumudur tek özem. Yani bütün o gördüğünüz özemlerin hepsi tek özemden esinlenerek kurulmuş kurumlardır. Hepsini araştırabilirsiniz. Hatta Instagram'dan da takip edin. YouTube kanallarımızdaki örnek içeriklerimize, benim yıllardır yaptığım seminerlerime, başarı oranlarımıza, atanma ve kazanma derecelerimize de bakın. Bu fiyata, bu kalitede bir hizmeti başka hiçbir yerde bulamazsınız. Ha, buna rağmen kayıt olmazsanız üzgünüm ama geleceğinizi riske atıyorsunuz. Tabii ki takdir sizin, gelecek sizin. Ama ben bir sonraki yıl bizimle yeniden kayıt olmak için görüşmenizi açıkçası hiç tercih etmem. Hiç istemem. Hazır bu yıl önümüzdeyken arkadaşlar neden bu yıl değerlendirmeyelim? Kıymetli öğrencilerim, iyi ki katıldınız. İyi ki tanıdım sizleri. Hepinizi kucak dolusu sevgilerle öpüyorum. Hepinizin ailelerine de arkadaşlar sevgiler ve saygılar. Lütfen siz arkadaşlar Hira gibi olmayın. Denenmişi denemeyin. Tek özem doğru adres. Eğer dediğim gibi ailelerinizle görüşmemizi istiyorsanız biz buradayız. Kendinize çok iyi bakın.
Çok teşekkür ediyorum Burçin'cim. Sen de çok iyisin. Uzun süredir takip ediyorsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Esen kalın kıymetli öğrencilerim. Bütün güzellikler ve başarılar sizinle olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.